Evet, aşağıda şema yöntemiyle gösterilen fonksiyonların ters fonksiyonlarının olup olmadığını bulmuş. Bak, ters fonksiyonların olup olmadığı, tersi var ama tersi fonksiyonu onu bulacağız. Ters fonksiyon. Şimdi ters fonksiyon olabilmesi için f'in söylediğim şuraya f'in tersi de fonksiyon diyebilmem için ne demem gerekiyordu? Bir kere f birebir ve örten, birebir örten olmak zorunda. Şimdi bakalım A şıkkında bir kere bunun birebir olmadığı belli. Neden? 1 2 aynı elemana gitmiş. Birebir olması için her eleman farklı elemana gidecek. Aynı şekilde 3 ve A da aynı elemana gitmiş. Birebir değil. Şuraya bakıyorum. Birebir mi fonksiyon? Her eleman farklı elemana gitmiş. Örten mi? Evet. C kümesinde açık eleman yok değer kümesinde. Bunun tersi var. Tersi vardır diyeceğim. Yani bu f-1 vardır burası için. Bunun ters fonksiyonu yoktur. Bunun tersi vardır ama ters fonksiyonu yoktur. Bak bu önemli bir ayrıntı. Fonksiyon olarak söylüyorum vardır yoktur. Ters fonksiyonu yoktur ama bunun ters fonksiyonu vardır birebir örten olduğu için. Bunun yoktur. Neden yoktur? Çünkü birebir değil. A ve B aynı elemana gitmiş. Birebir olsaydı farklı elemana gideceklerdi. D'ye bakıyorum. Birebir mi? Birebir. Ama birebir olması yetmiyor. Örten olması gerekiyor. Ama örten değil. 9 açıkta kalmış. Birebir ama örten değil. Sonuçta birebir ve örten olması gerekiyor. E, örtenlikten kaybettiği için bunun da yine tersi yoktur fonksiyon olarak diyeceğim. İkinci soruda. A kümesinde tanımlı 1, 2, e, 1, 2, A, B kümesinde tanımlı fonksiyonların ters fonksiyonu olup olmadığı bulunur. E bu A kümesi tanımlı demek bu F fonksiyonu A'dan A'ya demek tek küme vermişse var. Bak. Bakıyorum 1, B, 2, A'ya gitmiş. 3, A, 1'e gitmiş. B, 2'ye gitmiş. Bakıyorum. 1, 2, A, B, bütün tanım kümesi var. Her biri farklı elemana mı gitmiş? Farklı elemana gitmiş. Birebir. Örten mi? Bakıyorum, B, A değer kümesine bakıyorum, görüntü kümesine daha doğrusu. B, A, 1, 2, örten. Bunu ne diyeceğim o zaman? Bunun tersi vardır, ters fonksiyonu vardır yani. Şuraya bakıyorum, 1, 1'e gitmiş, 2, 2'ye gitmiş, A, B'ye gitmiş, B, A'ya gitmiş. 1, 2, A, B, her biri farklı elemana gitmiş. Görüntü kümesi 1, 2, B, A yani e, değer kümesinin aynısı a'dan a'ya olduğu için bu birebir ve örten, birebir örten olduğu için önemli olan ben burada hep birebirlik ve örtenliğe bakıyorum. Bak birebir diyorum ki birebir ve örtenlik. Bu benim için çok önemli ters fonksiyonda birebir ve örtenlik. Bakıyorum diğerine. Şimdi iki kisi tamam. 1, 2, a, b hepsi A'ya gitmiş. 1 A'ya, 2 A'ya, 3 A'ya, şey A A'ya, B A'ya. Bir kere bu birebir değil. O zaman birebir olmadığı için bunun tersi yoktur. Parantezinde yazayım hatta. Birebir değil. Hatta örtenliği var mı? Örtenliği de yok. Birebir ve örten değil. İkisi de yok. Ne birebir ne örten. Şuraya bakıyorum. 1, 2, AB. B. 1B'ye 2A'ya A1'e B1'e bak A da B de aynı elemana gitmiş. Birebir değil bu. Örten de değil. A yok çünkü. Bu da o zaman bunun tersi yoktur. Yine aynı şekilde birebir ve örten değil diyeceğim. Evet bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.